bilim insanları nesli tükenen yünlü mamutları yeniden dünyaya getirmeye çalışıyor. Hem de 4 yıl içinde bunu yapabileceklerini söylüyorlar. The vast mammoth step of the Pleistocene era. 2027 yılına kadar bunu gerçekleştirmek için kurulan ve birkaç gün önce 150 milyon dolar yatırım aldığını duyuran Colossal adlı bir şirket, nesli tükenen bu muazzam hayvanları 10 binlerce yıl sonra tekrar Sibirya düzlüklerine yerleştirmeyi planlıyor. Sadece mamutlar da değil, Tazmanya kaplanı ve dodo gibi nesli tükenmiş pek çok canlının tekrar yaşama döndürülebileceğini iddia ediyorlar. Bu kadar çok şeyi getirdiklerine göre dinozorları da dünyaya getirebilirler mi? Bu filmi hatırlıyoruz değil mi? Sonra başımıza iş açmıyor mu? Jurassic Park filminden tam 3 yıl sonra Yakutistan'da Pleistosen Park kuruldu ve bazı hayvanlarla denemelere başlandı. Peki tümüyle yok olmuş canlıları tekrar yaşama döndürmek gerçekten mümkün mü? Henüz yok olmamış bazı hayvanlar daha önce klonlandı. Yeni yok olmuş bir türden genetik düzenlemeyle dünyaya getirilen bir başka canlı da 7 dakikalığına yaşatıldı. Ve nihayet bilim insanları çok daha büyük, çok daha kalıcı denemeler yapmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Ama başka bazı uzmanlar da şiddetle buna karşı çıkıyor. Ölmüş mamutların kime ne faydası var? Onları diriltmek iklim problemlerimizi çözebilir mi? Biyolojisi hakkında bu kadar az şey bildiğimiz canlıların genleriyle oynamak ne kadar etik. 6. yok oluşa tanık olduğumuz bu çağda mamutların dönüşü kitlesel bir dirilişin habercisi mi? Az sonra sizi dünyanın 3 farklı köşesinden 3 farklı adaya götüreceğim ama önce oralarda konuşulan dili öğrenmek için bu videonun sponsoru Cambly'nin mesajını aktarmak istiyorum. Cambly, İngilizce öğrenmek için en etkili yöntemleri sunan bir platform. Ana dili İngilizce eğitmenlerle her yerde her zaman konuşma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Tek bir abonelikle ister seyahatleriniz için günlük dilinizi geliştirin, ister toplantılarınız için daha iyi bir sunum dili öğrenin. Bugüne kadar İngilizcesini geliştiren binlerce kişi arasına katılmak için yepyeni bir fırsat başlıyor. Sevgililer gününe özel bir kampanya. Tam olarak 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece yarısı 00.00'da 6 aylık aboneliklerde %50 indirim sağlayacak olan bu kampanya ile ilgili indirim kodunu ve linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Sadece 6 ay İngilizce pratikle bile hayatınızda çok büyük farklar yaratabilirsiniz. Unutmayın, sevgide olduğu gibi öğrenmede de önemli olan süreklilik. Şimdi hazırsanız şu adaları gezmeye başlayalım. The Tasmanian Tiger. 1933 yılında çekilen bu videoda gördüğünüz hayvanın adı Benjamin. O bir Tazmanya kaplanı ve bu görüntülerin çekiminden 18 ay sonra öldü. Dünyadaki son Tazmanya kaplanı oydu. This is the only one in captivity in the world. 90 yıl kadar önce bu adada son kez görüldükten sonra nesli tükenen hayvanlar listesine eklenmiş oldu. Peki bu liste ne kadar uzun dersiniz? Siz bu videoyu izlerken geçen sürede bir canlı türü daha yeryüzünden silinecek. Her saat 3 tür yok oluyor. İnsanlar 1 milyon canlı türünü yok oluşa doğru sürüklüyor. Nesli tükenen tüm bu türler içinde öyle biri var ki adeta tükenmenin sembolü haline gelmiş. Hayır, mamutlar değil. Bir kuş, dodo. Dodo çok gizemli bir kuşmuş. Yaklaşık 1 metrelik boyuyla Mauritius adasında gezer dururmuş. İnsanlık uzunca bir süre boyunca onun masallarda anlatılan bir yaratık olduğunu düşünmüş. Ejderhalar ya da tek boynuzlar gibi. Ancak tarihi kayıtlara göre 1598'de Hollandalı denizciler Hint Okyanusu'ndaki bu cennet gibi adaya ayak basmış. O güne kadar hiç insan görmediği için onlardan korkmayan, uçamayan ve koşamayan bu güzel kuşları kolayca avlamışlar. Denizcilerin yanlarında götürdükleri diğer hayvanlar, domuzlar, fareler ve keçiler de dodo kuşlarının yumurtalarını yok etmiş. 350 yıl kadar önce bu adada son kez görüldükten sonra dodo kuşu insan etkisiyle yok oluşun bir sembolü haline geldi. Yeryüzünde yaşayan son mamutlar 3700 yılı önce bu adada yaşadı. Bakın bu kez görüldü demiyorum. 3700 yıl önce elbette insanlar da vardı ve hatta o sıralar Mısır'da piramitleri falan yapmakla meşgullerdi ama mamutların soyunun tükenmesinde bu kez
tamamıyla ve doğrudan insanları suçlayamayız. Bu adada bulunan bir mamutun DNA'sını inceleyen araştırmacılar çok tuhaf bazı şeyler fark ettiler. Hayvanın genomunda eksik ve kırık genler tespit ettiler. DNA'sında ana karada yaşayan kuzenlerinden farklı bir sürü mutasyon oluşmuştu. Yaşayan son mamutlar mutasyonel erimeyle yok olmuştu. Fakat biz bu videoda onların nasıl yok olduğuyla değil, yeniden nasıl var olabilecekleriyle ilgileniyoruz ve bunun cevabı da az önce söylediğim şeyde saklı. Mamutların genlerinde. We've just found, you can see, is 1, 2, 3, 4 pieces of mammoth bone here. Bu kişi Beth Shapiro, bir biyoloji profesörü. Ben kendisini yazdığı bu kitapla tanımıştım. How to Clone a Mammoth, yani bir mamut nasıl klonlanır? Altında da The Science of De-Extinction yazıyor. Bu kelimenin extinction kısmı nesli tükenmek demek. De-Extinction da onun tersi. Yani İngilizcesi bile çok da fazla iyi olmayan işte bu kavram, bu kelime 2000'lerin başından itibaren bir şekilde literatüre geçmiş. Genetik mühendisliği ve klonlama teknolojisi yoluyla soyu tükenmiş bir türü yeniden ortaya çıkarma sürecine bu isim veriliyor. Bu arada Beth Shapiro'yu Jurassic Park filmindeki Dr. Ellie karakteri gibi düşünebilirsiniz. They're dilated. Take a look. It's okay. I'll be damned. It's pharmacological. Gerçek dünyada taze taze meydana gelmekte olan bu gelişmeleri ben bu eski filmdeki bazı olaylara benzeterek anlatmaya devam edeceğim. O yüzden şimdi sizi bir adaya daha götürüyorum. Bu bonus adamız Costa Rica açıklarında. Isla Nublar, Jurassic Park'ın olduğu kurgusal ada. Saygıdeğer abilerim, ablalarım, bu elimde görmüş olduğunuz kehribarın içinde antik bir canlı var. Bir sivrisinek fosili. Jurassic Park'ta işte böyle bir sinekten alınan DNA, bir kurbağadan alınan başka bir DNA ile birleştiriliyordu. Böylece sevimli minik dinozorlarımız genetik olarak tasarlanıp tekrar ortaya çıkartılıyordu. Tabii çıktıktan sonra pek de minik kalmıyorlardı. Nasıl? Süper saçma bir film değil mi? 90'lı yıllarda bu filmi izlerken ben aynen böyle düşünüyordum. İyice abartmışlar artık diyordum. Hadi her şeyi bir kenara bıraktım da o genleri nasıl birleştireceksin? Nasıl olacak öyle sivrisinekten kırp, kurbağaya getir, yapıştır? Elinde sihirli bir makas yok ki. Yoktu ki. Evet, o zamanlar yoktu ama artık var. Ve bu makasın adı CRISPR. Yine de Jurassic Park filmindeki hikaye hala günümüz gerçeklerinin çok çok ötesinde. Elinizde CRISPR teknolojisi bile olsa sivrisinekle kurbağa her şeyden önce ne alaka? Dinozorlar kuşlarla daha yakın akraba. Eğer böyle bir işe kalkışılacaksa genetik olarak birbirine daha yakın türler seçmek gerek. Ve tabii bir de bize iyi korunmuş bir dinozor hücresi lazım. Kemiklerinden alsak ya, her yerde fosilleri var. Dinozor kemikleri adı üstünde fosilleşmiş. Yani onlar kemik değil, taş. Aradan 10 milyonlarca yıl geçmiş. Ondan DNA çıkartabilmek mümkün değil. Hadi çıkarttınız diyelim, DNA'nın yarı ömrü zaten 521 yıl. Yani bir numune bulsanız bile içindeki nükleotitler arasındaki bağların yarısı kopmuş olacak. Araştırmacılar 6.8 milyon yılda en iyi şartlarda bile -5 santigrat derecede korunan örneklerin bile tüm bağlarının çözüleceğini söylüyor. Bugüne kadar bulunan en genç dinozor fosili 65 milyon yıl yaşında. Yani onların genetik bilgisini tümüyle bulabilme imkanımız kalmadı. Bize daha yakın zamanda soyu tükenmiş başka bir canlı lazım. Mesela 5-10 bin yıl önce yaşamış mamutlar gibi. Dünyanın bazı yerlerinde onlardan arta kalanlar o kadar çok ki yolda yürürken mamut kemiğine çarpıyorsunuz. That's a big bone of some leg bone of some mammoth. Of a mammoth? Yeah. Burası Jurassic Park değil. Pleistosen Park. Yakutistan'da baba oğul iki bilim insanının çabalarıyla kurulmuş 20 kilometre karelik bir yer. Bu baba oğul bilim insanları 1993'te gösterime giren filmden etkilenerek bu ismi vermişler parka ama amaçları orada turist eğlendirmek değil. Amaçları bir zamanlar çok bereketli olan o toprakları tekrar canlandırmak. Ve bunu da ancak buz devrinde yaşamış bazı hayvanları geri döndürerek yapabileceklerini düşünüyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinden büyükbaş hayvanları bu parka getiriyorlar. Atlar, geyikler, develer ve öküzler var. Parkta Amerikan bizonları bile var. Amerikan bizonunun Kuzey Kutbu'na yakın Sibirya'da ne işi var? Bu hayvanların ortak özelliği, hepsinin de dünyanın belli bir kuşağında yaşıyor olması. Tüm bu toprakların adı Mamut Stepi.
Çünkü Kuzey Amerika'dan Orta Asya'ya uzanan bu kuşakta bir zamanlar mamutlar yaşarmış. Ve bu topraklar gezegenimizin en kapsamlı biyomuna sahipmiş. Dikkat ederseniz Avrupa ve hatta kısmen Türkiye bile var bu alanda. İşte Pleistosen Park'a buralardan toparlanıp yapay olarak taşınan hayvanlar getiriliyor ve uzun süreler boyunca orada yaşatılıp çoğalmaları sağlanıyor. Ve böylece dünyanın şu anda en çorak topraklarında ekosistemin yeniden canlanmasına çalışılıyor. Ve gördüğüm kadarıyla yapılan denemeler başarılı olmaya başlamış bile. Bakın şimdi şuradaki çite. Çitin bu tarafıyla diğer tarafı arasındaki farkı görüyor musunuz? 10 yıl önce her yer bu taraftaki gibi çamurlu bir yosunla kaplıymış. Çitin öbür tarafında yaşayan o otçul hayvanlar sayesinde bakın nasıl bir dönüşüm yaşanmış. Kışın karlarla kaplı yerlerde dolaşan bu büyükbaş hayvanlar toprağın daha fazla güneş alabilmesini sağlamış. Ayrıca yediklerini gübreye dönüştürüp çıkarttıklarından o toprağa dönen maddeler onu daha da zenginleştiriyor. Evet, hayvanların serbestçe dolaşabilmesi bile bakın böyle bir ekosistemi canlandırabiliyor. E bir de buralarda o koca koca mamutların dolaştığını düşünsenize. Kışın kar makinesi gibi çalışıp yolları dümdüz edip açabilirler. E o zaman biz de mamutları geri döndürelim demiş işte bazı bilim insanları. Bu alandaki en ünlü isimlerden biri George Church. Genomik biliminin babası olarak biliniyor. Genomik, farklı türlere ait genomların tüm yapısal ve işlevsel yönlerini inceleyen bir bilim. Ve bu profesör de kromozomların dizilenmesi tekniklerini uygulayarak bir biyoteknoloji alanının oluşmasında öncülük yapıyor. Hani sizi 3 adaya götürüp oralarda son kez görüldükten sonra nesli tükenen 3 canlı türünden söz etmiştim ya. İşte bunlardan mamutların 2015'te, dodo kuşlarının 2016'da ve Tazmanya kaplanının da 2018'de gen haritaları tamamlandı. Nesli tükenen mamutlarla filler birbirine çok yakın akraba, özellikle de Asya filleriyle. They share about 99% of their genomes. They're 99% identical. Bu canlıların genomları %99 oranında aynı. Yani bir Asya filimiz varsa genetik olarak %99 mamutumuz da var demektir. İşte bilim insanları bunu yapmaya çalışıyor. Fillerin de mamutların da gen dizilimini biliyoruz. Elimizde A, C, G, T harflerinden genetik olarak yazılmış iki yazı var. Eğer bu iki yazıyı karşılaştırırsak aradaki farklı cümleleri bulabiliriz. Sonra da fillerdeki o farklı satırları kesip yerine mamutlardaki kısımları alıp yapıştırabiliriz. Yani mamutu mamut yapan bilgileri. Mesela yünlü olması gibi. Evet, bildiğiniz kopyala yapıştır işlemi. Hani Word gibi kelime işlemci programlarında bu işlemi nasıl yaparız? Find and replace, bul yapıştır gibi bir komut kullanarak, bir araç kullanarak. Artık genetik olarak bunu yapabilen bir teknolojik aracımız var. CRISPR-Cas9. Bir filin DNA'sında bu işlem denenmiş bile. Tümüyle değil, sadece 3 gen değişikliği yapılmış. Filin genetik bilgisinde yazılı kan hücrelerine ilişkin bilgiyi kesip yerine nesli tükenmiş mamutun bilgisini yerleştirmişler. Sadece bu 3 kelimeyi değiştirince filin kanındaki oksijen taşıma kapasitesinin soğukta arttığını bulmuşlar. Bunun üzerine Harvard'da bir grup araştırmacı tüm farklı genlerin bir listesini yapmış ve bunlardan 14 tanesini değiştirerek laboratuvar ortamında bir mamut hücresi tasarlamışlar. Ve bu 14 değişikliğin tamamı başarılı olmuş. Yani şu anda dünyanın bir yerlerindeki bir laboratuvarda genetik olarak tasarlanmış ve yaşayan bir mamut hücresi var. Bu hücrenin DNA'sı tümüyle olmasa bile kısmen mamut. Şimdi ikinci faza geçiliyor. Bir Asya filiyle yaşayan bir mamut dünyaya getirilmeye çalışılacak. Ama bunun önünde de fillerin 22 ay süren hamilelik sürecine ilişkin çözülmesi gereken çok zor bazı teknik problemler var. Bu ekibin uğraştığı şey tam olarak bu ve evet, en sağdaki kişi fark ettiğiniz gibi George Church. Hadi onu da Jurassic Park'tan Dr. Allen'a benzetelim. Kendisi sadece genomik biliminin babası değil, aynı zamanda bir girişimci. Colossal adlı şirketin iki kurucusundan biri. Çünkü bu işleri yapmak için para lazım, hem de çok miktarda. İyi de mamutları yaşama döndürmek kimin ne işine yarayacak? Yani ticari olarak. Para getirmez abi o işler. Eti de sert bu hayvanın, kesip yenmez ki. Bize çok çılgın bir zengin lazım. Yani hani yine Jurassic Park'taki gibi zengin bir girişimci. E elimizde şu ana kadar
alanında uzman iki hevesli bilim insanı var. Peki o zaman bu resimdeki gizemli zenginin gerçek dünyadaki karşılığı kim olacak? Bunu gerçekleştirmek üzere kurulan şirketin, yani Colossal'ın şirket yapısını birlikte bir inceleyelim mi? Gördüğünüz gibi kendilerinin bir değil, geçen salı günü 31 Ocak 2023'teki son turla birlikte artık toplam 34 yatırımcısı var. Ve bugüne kadar da toplamda çeyrek milyar dolara yakın yatırım almışlar. Yani return of investment açısından çok çok riskli bir projeye çeyrek milyar dolara yakın para yatırmış birileri. Bu birilerinden bir tanesi özellikle dikkatimi çekti. InQtel, Arlington, Virginia'dan bir yatırım firması. Şimdi gelin bir de bunun detaylarına bakalım. Bu bir devlet kurumuymuş. Hadi bir de gidip web sitelerini inceleyelim. Bakın yatırım yaptığı alanları göstermişler. Çok ilgi çekici değil mi? Sınır bilim, science fringe diyebileceğimiz konulara pek meraklı bir organizasyon. Peki kimmiş bunlar diye bir de sitenin hakkında bölümüne baktığımızda arkasında hangi devlet kurumunun olduğunu buluyoruz. CIA. Hikayeye bakar mısınız? Bir tarafta nesli tükenmekte olan hayvanlar, bir tarafta onları hayata döndürmeye çalışan bilim insanları, ekosistemi dönüştürmek için büyükbaş hayvanlara ve hatta mamutlara ihtiyaç duyan Sibirya'da açılmış bir park, gen tasarımıyla bu problemleri çözebileceğini iddia eden bir şirket ve onu fonlayan yatırımcılar arasında oldukça enteresan bir kamu kurumu. Bence Jurassic Park'tan bile çok daha ilginç hale geldi bu konu. Yani de-extinction. De-extinction isn't possible. And it's crazy, right? Hatırlayın, bunu söyleyen Beth Shapiro, De-extinction kitabını da yazmıştı. And there is absolutely no way that we're ever going to recreate something that is 100% identical to a species that is long gone. Evet, gerçekten de bir mamutu dünyaya getirsek bile aslında yaptığımız şey bir çeşit fil hibriti olacak, bir proxy. Bu tür denemelerin ileride beklenmeyen bazı sonuçları olabileceği düşüncesiyle 2016'da bu işin etiğine dair bir rapor yayımlandı. Avantajları ve dezavantajları sıralanıp risklerinden söz edildi. Özetle bu teknoloji müthiş bir potansiyel taşıyor ancak etik sonuçlarını da düşünerek çok çok sorumlu hareket etmek gerekiyor. Mamutları dünyaya getirmeye çalışırken öğrendiklerimiz, bugün sayıları azalmakta olan fillerin neslinin tükenmesini engelleyebilir belki. İçinde bulunduğumuz 6. yok oluş döneminde türleri, habitatları ve ekosistemleri kurtarabilir. Nesli tükenmiş ve mevcut olan türleri genetik düzeyde daha iyi anlamak iyi bir şey. Burası tamam. Zaten artık mamutları dünyaya geri getirebilir miyiz sorusunu sormuyoruz. Bu iş 2024'te mi yoksa 2027'de mi olacak diye konuşuyoruz. Bu teknolojinin nasıl ve kimler tarafından kullanıldığı çok dikkatle ele alınması gereken bir konu. Artık gündemimizde yapabilir miyiz sorusundan daha önemli bir başka soru var. Yapmalı mıyız? But I think a bigger and possibly more important question is whether we should. Yapabiliyorsak eğer, yapmalı mıyız? Ne kadar etik bir konuşma değil mi? 2015'te yapılmıştı ve onu yapan Beth Shapiro geçtiğimiz günlerde Colossal'a katıldı. Bu ayrıntıyı da verdikten sonra tekrar 2015'e dönelim. Çünkü orada yapmalı mıyız sorusunu sorduktan sonra kitabını eline alıyor ve diyor ki, bu kitabı kaleme almış biri olarak benim bu soruya resmi olarak verebileceğim çok açık, çok net, çok samimi bir cevabım olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Evet, var. I don't know.